Selam. Bugün size balkonumdan sesleniyorum. Size seslendiğim yer Dubai olabilir ama sesleneceğim, bahsetmek istediğim mevzu Ankara'da kaldı. Nedir bu mevzumuz? Tabii ki birçok arkadaşımın merak ettiği, çünkü Instagram'dan gördüler onlar deneyimlediğim dakikalarda. Herkesin merak ettiği işte o tedavi yöntemi, ozon terapi. Burada bir yazı çıkması lazım ama daha onlara çalışamadım. Ozon terapi nedir? Ozon gazının çeşitli yöntemlerle aslında vücudumuza geri verilmesi. Yani o ozon gazıyla kan hücrelerimizin oksijenle dolması, hücrelerimizin yenilenmesi yöntemi. Ben bunu aslında cildimdeki sivilceler ve şu kas ağrıları geçen yıldan beri geçmeyen şu kas ağrılarım için yapmak istemiştim. Denemek istemiştim. Birçok yol olduğunu da böylece öğrendim. Mesela yollardan biri, kanınızı alıyorlar. İleriki dakikalarda göstereceğim, hepsini çektim. Kanınızı alıyorlar. Ozon gazı ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu diğer vitaminleri de enjekte edip tekrar kan yoluyla kendi kanınızı işlenmiş bir şekilde vücudunuza geri veriyorlar. Ay aslında bunu var ya, yaptırmak değil de yani söylerken bile yenilenmiyor musunuz ya? Vallahi ben yenileniyorum şu an. Ya da ben manyak olduğum için biraz böyle şeylerde. Ya da bana yapılan gibi ağrılı bölgelerinize direkt ozon gazını iğne ile kaslarınızın arasına enjekte ediyorlar. Ay süper bir duyguydu. Benim bütün sırtıma iğne yapıldı. Normalde 3 seans yapılması gerekiyordu. 2 seans sonra dönmek zorunda kaldım tatilimiz bittiği için. Aslında 3. seansta şu anda da çok iyi hissediyorum. Ay, nazar değmesin. O mu iyi geldi? Psikolojik mi? Bilemiyorum ya. Yani gerçekten, ama denemeye değmez mi? Bence değer. Birçok amansız hastalıklara iyi gelen bir yöntem. Mesela Parkinson, Alzheimer, kanserin birkaç çeşidi, çünkü kemoterapinin yan etkilerini de en aza indiren bir yöntem. Yani Allah korusun tabii, kimsenin başına gelmesin ama sanıyorum denemeye değer bir yöntem olabilir o aşamaya geldiğimizde de, bilemiyorum. O konuya hiç girmek istemiyorum. Böyle fazla umut vadeden şeyler konuşursunuz ondan sonra, yazık yani. Neyse, buraları geçelim. Ne diyorduk? Ben işte cildim için gitmiştim. Sivilceler de çok azdı. Hücreler de yenileniyor. Okumuştum da böyle gençleştiriyor, yeniliyor, güzelleştiriyor falan. Dedim ekstra güzelleşemez miyiz? Dediler ki güzelleşemezsiniz. Evet, yeterince güzelsiniz. Daha fazla güzelleşin. Şaka bir yana, süreniz yetmez dediler. Bu işler biraz uzun metrajlı işlermiş. Yani 2 hafta çok az bir süre. Bunun için böyle herhalde 1 ay gitmek gerekiyor. Normalde ozon terapi zaten, yani mesela benim babam Parkinson hastası, ona da başlattık. Annemin böyle bel ağrıları falan var. Yaşlı, hücrelerin yenilenmesi lazım. Ona da başlattık. Normalde ozon terapi 8-10 seans arkadaş. 800 lira, 700 lira arasında değişen fiyatlarla, yani toplamda bir 8000 lira o cebinizden çıkıyor, pamuk eller cebe. Haftada 2 gün, 4-5 haftada da bu iş bitiyor. Zaten doktorun söylediğine göre 5. seanstan sonra falan gayet gözle görülür bir iyileşme sürecine giriyormuşsunuz. Vallahi benim kocam, o da meraklıdır böyle şeyleri, yaptırdı. Onda da kolesterol, şeker problemleri vardı kilosundan dolayı. Daha 5. seansı bırakın, daha verilirken adam kendi vücudundaki değişimleri anlattı. Yani inanır mısınız, inanmaz mısınız, orasını bilemem ama doktor da diyor ki bazı hastalar evet söylüyor bu değişimleri, doğrudur. Ne yaşadık biz bilemiyorum. Ama bence denemeye değer bir tedavi yöntemi, çünkü belli bir yaştan sonra gerçekten vücudumuzun, ekstra hücrelerimizin, kanımızın oksijene ihtiyacı oluyor. Özellikle şurada anlıyorsunuz, ben yani benimki kan alıp kan verme yöntemiyle de yapılmadı. Direkt iğne, ozon gazı iğne yöntemiyle verildi ya. Ona rağmen acayip uykum geldi. O gün akşam herhalde oksijen zehirlenmesi falan yaşamış olabiliriz. Uykum geldi, çok uykum geldi. Ondan sonra zaten kaplıcaya git gel falan, ne bileyim ben biraz böyle boynumu rahatlatıcı
çeşitli yöntemler denedim. Şu an gözüm de dışarıda çünkü dışarıda çekim yapmak zormuş be. Gelen giden bir sürü uyarıcı var. Bahsetmek istediğim böyle. Birazcık da video çektim. Süreci anlatabilmek adına. Ankara'da yaptırdık. Doktorumdan da çok memnun kaldım. Vallahi güzel bir deneyimdi. Herkese tavsiye ederim. Hepimiz aynı anda gençleşip güzelleşmeliyiz. Evet. Ozon terapik. Vücudumuza alınan kan tekrar ozon eklenerek vücudumuza geri veriliyor. Ozon terapi hastamız durumu iyi. Benimki daha farklı bir yöntem. Ben kas ağrısından dolayı direkt kasıma iğne olarak vuruluyor. Onu da videoda göstereceğim. Ozon terapiyi niye yapıyoruz? Ne işe yarıyor? Bir kere hücreleri yeniliyor olduğunu öğrendik araştırmalarımız sonucu. Diyabet, şeker gibi kronik rahatsızlıklara iyi geliyor, tansiyona. Başka bir bilgimiz var mı ozon terapi, ozon gazı ile ilgili? Parkinson. Evet, Parkinson gibi hastalıklarda da iyi olduğunu duyduk. Ben bağışıklık güçlendirmek için yaptırıyorum. Mesela bunları biliyor muyuz? Gece atıştırmalarını seven arkadaşlar, yağ hücreleri aldığınız kalori ve trans yağları bir vücudunuzda büyüme sağlıyormuş bakın. Egzersiz yapsanız bile oldukları gibi kalırlar. Ama şöyle bir şeyle, alfa kol da neymiş? İnatçı yağlardan tek seansla korkuyoruz. Size bugün balkonumdan seslendim. Benim balkonum böyle, doğa uyandı, kuşlar yuvaladı. Bizde genelde 12 ay doğa uyanık zaten. Biraz bunlar ihmal edilmişler ben yokken. Hepsiyle ilgileneceğim. Evet, bugün günlerden 10 Nisan. 10 Nisan evlilik yıl dönümüm. O zaman Remi'ye kaçar size veda etmek zorundayım. Kutlama beni bekler. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın.